course that is held within the MLC machine learning community. So shortly about machine learning course, this is the 3 months course. Means like we have 3 modules, and now we are having like the second module. So the basically what is the concept of the MLC course? We have 3 months course, and we study there the fundamentals of data analytics, machine learning, and deep learning. So, and at the end of the each module, for example, now this is the end of the machine learning module. So at the end of each module, we have a guest lecture, and we meet with the participants of the course in offline mode. But in other cases, I mean, the process of studying is usually online. So, but in order to keep communication interaction between each other, we have such kind of offline meetings as well. So now this is the one of the guest lecturers within the MLC course, and our today's speaker is Mehrouz Tatlıbayev, machine learning engineer at Kazakhstan. So. İsmim Behruz Tatlıbayev, genel olarak. Köpçelik tanıyıcı bir yerdekiler bana, tanımayanlar için. Infocom kampanyası ve AI Graph kampanyası da hemen ucunu yapıyorum işte hemen. Ondan sonra Asosiyo Üniversitesi Kampı Rüyücen. Bu zaman ben de öğretmenim olacağım sizlere. Bunlar da sebebi, Ron Stoplas'ın Ukrayna kampanyasından işte hemen. Hemen gelebiliriz. Endi bugungi mavzuyumuz optimization in machine learning projects. Ya'ni machine learning projectslarda optimizatsiya masalasi. Bilamiz, hozirda dasturchini ishga olishda optimizatsiya bo'yicha turin darajasi juda ham yuqori baholanadi. Ya'ni uni qaysi pozitsiyadaligi optimizatsiya qila olish qila olmasligiga qarab belgilanadi. Qaysi ayniqsa ML sohasi. Chunki ML uchun juda ko'p kuchli serverlar kerak bo'ladi. ML'chilar ularning loji bo'yicha kichikroq serverlarda, ya'ni kichikroq devayslarning ichida ishlatib, ko'rsatib, undan natija ola olishlari kerak. Chunki katta server degani, katta device degani, katta resurs degani, bu ko'p pul degani. Kamroq ko'rsatib, ko'proq natijaga erishish bo'yicha bugun qisqacha gaplashib o'tamiz. Xo'p, ma'ruzamizni, lektorni boshqacha tarzda olib o'tishga harakat qilaman, ya'ni bitta projektni noldan qurish bo'yicha gaplashib o'tamiz, qayerda qanaqa nimalar ishlatish kerak degan. Hop, bu projekt taxminan 3 million user bor projekt haqida gap ketyapti. 3 millionta user, ya'ni man o'zim Infocom kompaniyasiman, Airgraph kompaniyasida ishlaganim uchun my ID projekt bor, ID projektini tuzilishi, arxitekturasi bo'yicha qanaqa qilingan, qanaqa optimizatsiya qilingan bo'yicha gaplashib o'tamiz. Hop, ko'pchilikka qiziq bo'ladi deb o'ylayman. Kelinglar, yuzlar soni 3 millionta dedim. 3 millionta yuzlar degani 1 sekundiga 100 tagacha request. Ya'ni 1 sekund deganda 100 ta requestni obrabotka qiladi. Ya'ni u AI modellar bilan ishlaydi. Bir nechta toifalarga bo'lingan, ya'ni range likeness detection, face recognition va comparison. Hozir ulardagi tezlikni qanaqa qilib ta'minlash va shuncha yuzini ko'tara olishni ko'rib chiqamiz. Hop, birinchi navbatda tizim uchun ishlatish kerak bo'lgan API framework tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Hop, nima deb o'ylaysizlar? ML AI chat uchun, ya'ni vision chat uchun qaysi API frameworkdan foydalangan ma'qul? Kimda qanaqa fikr bor? Hozir bilamizki, Python'da yozilganligi uchun Python'da ishlaydigan framework ishlatganimiz ham. Bu yerda FastAPI, Flask, Django, Rubin degan bor. Kimda qanaqa fikr bor yoki boshqacha API frameworklar qayta olasizlar? FastAPI. Hop, FastAPI. Nega FastAPI? Bu asinxron ishlagani uchun, tez ishlagani uchun yaxshi bo'lmoqda. Boshqalari yaxshi emas deb o'ylaysizlar. Hop. Ko'pchilik hali bu borada biroz tajribasi yo'qroq bo'lgani uchun o'zi uchun
Falsafa ko'pchilik birinchi kelganda falsafani tanlash harakat qiladi. Lekin bu juda ham katta xato bo'ladi. Bilamizki, ML projektlarda barcha narsa, ko'p narsa CPU bound proseslardan iborat bo'ladi. Ya'ni har narsa CPU'ga navbatma-navbat queue bo'yicha ishlash kerak bo'ladi. To'g'rimi? Falsafa asinxron ishlaydi. To'g'ri, sinxron bo'lishi shart mumkin, lekin u sinxron emas aslida. Chunki asinxronlikdagi ichida queue bo'yicha navbatga tushirib beradigan funksiya bor. O'sha funksiya uni sinxronga aylantirib beradi. Lekin aslida falsafa 100% sinxron ishlaydi. Ko'pchilik Django deyish mumkin. Django asosan katta projektlar uchun ishlatilgan hisob bo'lganda, bu yerda faqat API'ni olish va uni qaytib response berish qismidagina kerak bo'lgani uchun Django'ni ishlatish juda ham xato hisoblanadi. Keyingisi Rubin. Rubin nima deyishlari mumkin? Rubin bu Rust tilida, Rust based asosda yozilgan API framework hisoblanadi. Lekin buni ham ishlatish xato. Chunki Rubin'ni ishlatish uchun ya'ni ishga tushirib beradigan server tizim degani, masalan, FastAPI Fast'ni GeoCore yoki UVCore degan server runnerlarini ishga tushirsa bo'ladi. Lekin Rubin'ni bu bilan ishga tushirmaydi. Buni o'zini alohida Rust'da yozilgan server runner bor, lekin bunda o'ziga yarasha kamchiliklar bor. U katta sayzda kelgan requestlarni proses qila olmaydi. Ya'ni bizning dasturga to'g'ri kelmaydi, chunki biz image'ni ishlaganimiz uchun image'ni ko'tara olmaydi. Katta image kelganda uni ko'tara olmaydi. Xo'p, shuning uchun Flask'ga to'xtalamiz. Flask nimasi yaxshi? Sinxron. ML projektlarda hamma narsa sinxron ishlashi kerak, iloji boricha asinxrondan qochish kerak, chunki CPU bound dedik. Xo'p. Va yana bitta yaxshi tomoni tezkor boshqalarga nisbatan. To'g'ri, falsafani oldi bo'yicha tez bo'lmasligi mumkin, bu tezkor. Yomon tomoni esa juda ham eski. Уже to'g'ri, yangi versiyalar chiqqan bo'lishi mumkin, bu barcha ichki tizimi eskilikcha qolib ketgan. Hamma narsasi deyarli eski tizim asosida ishlaydi. Nu bizda hozir variant bo'lgani uchun flashdan foydalanamiz va buni keyinchalik yaxshi tomonini to'liq vaqtida yana ko'ramiz, ya'ni slaydning oxirida. Xo'p, ko'rib o'tamiz. Endi kelinglar dasturni qurishni boshlaymiz. Xo'p. Bizda backend tizim tayyor dedik. Flask asosida API'larni ko'tardik. Masalan, bu juda ham oddiy qismi bo'ladi. Ya'ni API'dan bizga image'lar keladi. Image'lar asosan text ko'rinishda olishganimiz yaxshi, ya'ni 5-13-4 formatda. Buni asosan frontendchilar va webchilar biladi. Ya'ni vision tarafiga asosan text qilib jo'natgan ma'qulroq bo'ladi. Shunda ko'proq yuksak bo'ladi. Endi bu tomon tayyor. Narigi tomonga, ya'ni ML partini qurishga o'tsak. Xo'p, ML partni kelinglar, avvalambor bitta modulni olib, uning ustida ish bajarib ko'ramiz. Ya'ni MyAnyPro projektida likeness detection degan part bor. Ya'ni likeness detection bu haqiqatda odammi yoki odamni joyiga boshqa odam o'tib ketayotgani, ya'ni spoofingga tekshiradi. Spoofing nima degani? Masalan, men birovni joyiga uni rasm orqali yoki qanaqadir maska orqali yoki qanaqadir uni rasmini qanaqadir device'dan ko'rsatish orqali uni joyiga avtorizatsiyadan o'tib ketishim mumkin. Shunga qarshi modul hisoblanadi. Xo'p, bu modulni qurishda bizga bir nechta qiyinchiliklar bo'ldi. Muammo bo'ldi. Bu har xil bo'lishi mumkin. Ya'ni kimdir kompyuterni ekranda, masalan, bilamiz Mac'ning ekrani, MacBook'ning ekrani juda sifatli ekran bo'ladi. Unda ko'rinadigan har qanday image juda ham tiniq ko'rinadi. Yoki iPad'ning ekrani juda ham 3D shaklga o'xshatib ko'rsatadi. Buni odam zo'rlab ajratish qiyin. Modelga qarab qilib o'rganamiz. Bu yerda muammo bo'ldi. Kompyuterdan topganini, demak, iPad'da topolmaydi. iPad'da topolganini qog'ozda topolmaydi yoki qog'ozda topilganini maskada topolmasa mumkin. Xo'p. Bunga qanaqa yechim qildik? Bunga yechim bir nechta modul ishlatish bo'ldi. Ya'ni faqat likeness modulini o'zida bir nechta moduldan foydalanish. Qachonki u rasm spoof mask bo'ladi, barcha modullardan spoof mask qaytganda. Ya'ni bitta modul u yerda qog'oz borligini aniqlaydi. Bitta modul u kompyuterdan yoki device'dan qanaqadir nimadan olinganligini aniqlaydi. Yoki uchinchi modul bu maskadan aniqlandimi yoki shunga o'xshagan holatni
birinchi tomonda o'tirgan bu afzalroq bo'ladi. Endi bu yerda yana bitta muammo kelib chiqadi. Bu muammo mana bu yerda offerlarda o'qiganlar yoki endi proje qilayotganlar ko'p ish kelib qoladi. Frameworklarda muammo. TensorFlow o'rnatsa PyTorch ishlamay qoladi. PyTorch endi to'g'ri kelganda TensorFlow o'tiradi, to'g'rimi? Bo'ldimi? Narsalarni endi environment endi ko'tarib keldim deganda qayerdadir bug chiqadi, dastur ishlab qolib qoladi. Yoki hammasi to'g'ri kelib qolganda kod ishlamay qoladi. Jiko otkaz berib yuboradi. Xo'p, endi bu muammoga qanaqa qilib yechim topsa bo'ladi? Bizga bilamiz, PyTorch, TensorFlow, Keras asosiy frameworklar bor, to'g'rimi? Asosan shu frameworklarda ishlagansiz. Yoki Hugging Face bor, endi u sal boshqacharoq narsa yuradi. Xo'p, shu frameworklar, yana qanaqa frameworklarda ishlagansiz? MMC. Ha, MMC. Yana chi? Nimaning ichida o'shuncha umuman linear classification uchun, regression uchun o'zi tayyor frameworklar ham bor. SQL masalan, tayyor framework, to'g'rimi? Shulardan foydalanganmiz-da, bu modelni o'zi convert qiladi. Endi muammo chiqadi, SQL'da bo'lgan narsani Keras orqali bo'lmasligi mumkin. Yoki bu yerda tayyor qilgan, unda tayyor bo'lmasligi mumkin, to'g'rimi? Shunaqa muammo duch keldingizlar? Xo'p. Bizga optimal hamma modulni poddashga qila oladigan framework kerak. Ya'ni u hamma versiyani hamma devaysga poddashga qilsin. Ya'ni saytni kichik qurilmalar ham ishlasin, katta qurilmalar ham ishlasin. To'g'rimi? Xo'p, ko'pchilik proyekt ko'rganda asosan uzun kompyuterda qiladi, ilik katta GPU'lik serverlar qiladi, to'g'rimi? Va bu juda ham vaqtni sekin ishlab qoladi. Endi savol tug'iladi, men buni telefonda ishlatmoqchi bo'lsam, yoki kichikroq planshetda ishlatmoqchi bo'lsam, yoki boshqa kompyuterda ishlatmoqchi bo'lsam, ya'ni kuchsizroq kompyuterda, buni qanaqa qilaman degan savollar tug'ilib qoladi. Va bu uni tezligiga ham juda katta ta'sir qiladi, to'g'rimi? Hozir umuman NLP modulni yoki masalan segmentation qiladigan modulni GPU'siz serverda ishlatsa 11 barobar sekin kamida. Kamida, to'g'rimi? Sizlarda ham shunaqa muammo bo'lganmi? Xo'p, bu muammoni qanaqa qilib yechsak bo'ladi? Bu yerda keling yana bitta savol beray. Ko'pchilik Windows ishlatadi. Microsoft Office bor, ya'ni Word, Excel, PowerPoint. Yangi versiyalarda AI moduli qo'shildi. Ya'ni siz qanaqa amal bajarsangiz, uni avval AI afrontga davom etib ketadi. Yoki bu yerda Photoshopda, Illustratorda, Premiere Pro'da ishlagan tuzilmalar ham bor, bordlar ham bor, to'g'rimi? Yangi versiyada AI o'zi masalan backgroundni qirib tashlashi mumkin. Yoki ko'pchilik saytlarda yoki telefonlarda ishlatgan projectionlar bor, loqqa fonlab tashlaydigan. Yoki qanaqadir AI bilan nimadir amal bajarmaydigan juda ko'p projectionlarni telefonda ishlatgansiz, to'g'rimi? Savol. U biz NIM modul o'zi og'ir ishlasa, qanaqa qilib telefonda ishlatishadi? Yoki qanaqa qilib Microsoft sizni oddiy kompyuteringizda o'sha modulni ishlatadi? Kimda qanaqa nima bor? Javob bor buni. Ya'ni og'ir modulni kompyuterda ishlatish bo'yicha, kuchsiz kompyuter. Bu bo'yicha ishlab ko'rganlar bormi? Xo'p, ishlab ko'rmaganlar bo'lsa, bunda sizlarga zo'r yechim bo'ladi. Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan Unix runtime bor. Unix runtime nima qiladi? Bu boshqa modullarga nisbatan 17 marta tezroq. Istalgan PyTorchga nisbatan ham TensorFlow bilan Google tomonidan poddashga qilinadigan eng katta framework hisoblanadi. Lekin unga nisbatan ham 17 marta tezroq. Va yana bitta zo'r tomoni, PyTorchdagini ham, Kerasdagini ham, SQLdagini ham barcha layerlarni poddashga qilish. Ya'ni siz PyTorchda modul train qilib turib, uni kompyuterda ishlatib, boshqa kompyuterda Unix versiyasini ishlatish mumkin. Buni plus tomonlari. Keling, men saytdan ko'rsatib qo'yaman. Unixni deprecation deb aytib ko'raylik. Unix sayti bu Microsoft tomonidan ishlab chiqilgan. Faqat mana bu Microsoft degan narsa qolib yo'q. Xo'p,
kartasini ko'rsangizlar, TensorFlow ko'rsangizlar, faqat device'ni tanlasa bo'ladi, to'g'rimi? Mana bu device'ni tanladim. Lekin u yerda juda ham kamqon. Tanlab ko'ringlar. Windows uchun, Linux uchun, Mac uchun, Android uchun, iOS uchun, web browser uchun. Ya'ni frontendchilar nima qiladi bu yerda? Prosta olasiz, qo'yasiz shaharga. Ya'ni nima, JS bo'ladi. Eng qiziq installing qashoqdir. Hech qanaqa pulni ham so'ramaydi, o'zi to'g'ri qoladi. Qaysi tillar? Python, C++, C#, C, Java, Bahokatobaqa. Va ular tanlagandan keyin istalgan nima protsesslarni tanlaydi. Masalan, menda eng ko'p ma'lumot Mac o'rganganlari hech narsa Mac da ishlamaydi. Yangi ARM protsesslarda ishlamaydi. Ya'ni modullar ishlasa ham, masalan, oddiy menda ancha kuchsiz kompyuterda 1 sekund ishlasa, menda 4 sekund ishlaydi. Bu muammoni Unix hardware ARM 14 qidirishkasi uchun Unix'ga o'tkazdik modullarni. Bu juda ham oson, tayyor skriptlar bor, Unix tomonidan chiqarilgan. Endi bo'ldi. Yana qanaqa muammolar chiqib qoladi. Endi Unix'ga o'tkazgandan keyin bu device'da ishlaydi degani front-end ishlatsa bo'ladi, ya'ni front-endni o'zida yuzasi qilingan holatda ishlatsa bo'ladi. Endi qaror ko'rsatdi. Mana sizlarga aytaman, inference. Ya'ni modulni mayli boshqa o'zlashtiradigan frameworkda tayyorlab turib, bunga prosta konvertatsiya qilib turib, bunga ishlatish imkoniyati. Shu yo'l bilan moduldagi o'sha barcha hamma frameworkda, masalan, bu yerda nechta framework ishlatilgan bo'lsa, hammasini bitta frameworkga keltirib oldik. Hamma device'larda ishlatish imkoniyati yo'q edi. Hamma device'larda ishlatish imkoniyatini keltirib oldik, to'g'rimi? Endi uchinchisi undagi tezlikni ham maksimal darajada ko'tarib oldik, 10x'ni. Xo'p. Endi mana bu tomonni ko'rib turamiz. Keyingi qismga o'tamiz. Mana 10x'larni ham bu yerda ko'rsatgan. Yana bitta hozir bu yerda ko'pchilik bu proyektni qilyapti. Va life hacks va tech ko'taman. Xo'p, ikkinchi part face recognition tizim bayangida ko'pchilik face recognitionga qiziqib ko'rgan. Ya'ni turniketlarda siz kirishingiz bilan sizning yuzingizni aniqlash turniket ochilib ketadi, to'g'rimi? Qanaqa qilib shunchalik tez ishlatish mumkin? Aslida face recognition qanaqa ishlashini ko'pchilik biladi oramizda. Kimdir ishlatib ko'rganlar bor, bitta qo'yib ketaman. Bir kishi bor ekan, ikki kishi bor ekan. Uch kishi. Xo'p. Kelinglar qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchi bu yerda face detect bo'ladi. Face detect orqali bu yerda featurelar ajratib olinadi. Ya'ni feature degani bir room, ko'z, quloq, lab qismlari ajratib olinadi. Nechta bir nuqta ajratib olinadi. I bu nuqtalar asosida keyin embedding vektor qo'shib olinadi va keyingi keladigan embedding vektorni ayirmasi eng maksimal darajada birga yaqinlashdi. U bir xil deb olinadi, ya'ni kozani simulyator reyting bo'yicha. Xo'p, endi bir nechta 100 bo'ladigan bo'lsa, aytaylik 100 ming. 100 mingda 100. Yaqin oralarda emas, o'tgan yil adashmasam. O'tgan yil shundan oldingi yil adashmasam, kiroqda Rossiyada Facebook recognition nimasi chiqdi. Facebook recognition orqali payment. Ya'ni siz metroga kirib ketmoqchi bo'lsangiz, kultura ishlar emas, u 104 alomatlar o'z avtomatik kartadan yetib oladi. Va bir qancha vaqt o'tmasdan hammasi aytmayman ketdi. Ya'ni biz hali Facebook recognition qilishga tayyor emasmiz deyishdi. Nimaga? Bunaqa bo'lgan. Ikkita egizak, absolyutni bir xil. Va opasi ro'yxatdan o'tgan va singlisi ro'yxatdan o'tmagan. Singlisi metroga kirib ketayotganda opasini kishidan pulidan yechibdi. Bu face recognition. Bu endi tasavvur qilamiz, Rossiyada necha million aholi yashaydi, shuncha million aholini qaysi bir qismi kiritilgan bo'lgan. Endi 100 mingta 100 bilan shu narsani o'zimiz qilib ko'rishga harakat qilaylik. Bizni sales manager, sales team maqtanishadi. Nima deb? Bizdagi accuracy 99.7% deb
Ve bizdeki tezlik 0.2 sekund. Yani 200 milisekund. 0.2 sekund, 200 milisekund. Ve bizdeki bazı 3 milyon da yüzü dedim. 3 milyon da yüzü. Hop, şunun içine 0.2 sekundge sizin yüzünüzün topu olur. Ve ekolojisi 99 milyon da yetti olur. Hop. Bu ekolojiye kanatlılık eriştik ve bu sekund. Ben ekolojiyi doğum. Naka ekolojiyi için çekiyorum ama Madonna ekolojiyi özürlüyor. Yani derste bunu geçemeyle. Peki vakt. Vakt 100 boyuz. Nokta önemli bir sekund. 3 milyon önde 122'den nokta 2 sekund içinde sizin yüzdesini topuş. Tezliydi. O değil klasik tezliğinin için tezliğinde kanata işlemedi. 3 milyon önde 100'ü vektörlerle acıtladı. Bitti, erreyi sıfatla saplanıldı. Ve yenge yüzümünün, yenge yüzümünün kereyken yüzü üçü vektörle orasından ayırmasız toplamı çıkılır. Yani bu 5736'da filtre anlaşması ama 512 nokta, 512 noktanı ve çizgiyi kopaytmış gerekiyor. O da anlamasını alalım. 512 nokta değil. 512 noktanı birbirinden ayırmasız toplamı çıkılır. Bu, o da klasik algoritmalarla kullanılırsa cüceyim çektim böyle. Doğru. Ayrıp çıkışına özgü ancak etip olaydı ama litkotçiler olsa bunu açıp olaydı. Time management hakkı da gafiyet yaptı bir yerde kanatlılık bunun tezliğine hoş olur. Birinci navbette biz bir yerde search platformlar kullanılırdı. Yani bu başka çanamın database diyorlardı. Yani şunca yüzlerine, ama şu platformlar, bu platforma local işleydi, ders sonrasında bu. Apache Solr ve Elasticsearch. Ben yeni gönderdiğim Elasticsearch çünkü bunun içinde şunca modeller var ve Apache Solr'un nispeten tez var. Eğer şuna da proyekt olmamış olsaydılar, bir yönde olarak hareket etti, şuna şuna faydalansaydılar, bence tez var burada. O değil, bu çok bir indeksansiyon var. Yani indeksansı boyunca kıdırırlar. Doğru mu? Database boyunca işlemlerler. Mevcut tezliğin. Bir örneğin multi-processing içi de bu. Bir vakti kırdırırlar. Barça CPU core'lar boyunca müşahin içine search'lar. Şimdi search platformlar bu oldu. Lekin var bu 3 milyon önde üzerinin içinde bu indeksansı kıyam kullandı. Yani Londra'dan 1 sekundi yetiş. Cüdeyem kıyım. Doğru mu? Yani de o zaman bir yerde bilediğin nesiller, sizden ekor vermeyen nesiller ekor da var. Bu nesilden çok faydalanan nesiller, yani mesela Nohor Dev kursunu okuyucuları, o zaman bir yerde de mesela bir tane sik kurs vakiller toplanışma kurucuları. Bu nesilden bir iki nesiller, lakin cüleyen kadar faydalanan nesiller. Doğru mu? İşletken sıra. Ama işletken. Cüdyem o dinerse nasıldı? Şimdi bu numara çok uzman kuralı. Doğru mu? Kim ayıttı? K'nin numara çok gerek olsun. Numara maksatı kadar mı? Sıralı çok gerek olsun. Yok. Umar, kanalda son halde sizler işletken sıra. Regresiye. Regresiye K'nin regresiyası var. Yani bu numaralı biz yüzlü feature'larını regresiyaya ajratıp çıktık. Kanatı var adı. Bırbırı gibi okşayış yüzler alakta. Yeni okşayış rakı yüzler alakta. Yeni okşayış rakı alakta. Bırbırı gibi olabiliyor bir ajratıldı. Ve yeni yüzge geldi. Birinci navbette kaysi mod, kaysi toplamı kırdı. Işı yüz. Kaysi toplamın içi kırdı. Küçük rol toplamın içinden kadar çok sonra doğru. Hatta toplamın. 3 milyon her bir ayrım çıkmadan göre 100 tane toplamın içinden kadar iş. Ne çok sonra doğru. 3 milyon 100 gibi olsa tahminen 300 tane. 300. 300 tane toplamın ayrıca 100 tane içinden 100 ayrıca olacak. Bu olayınca nispetten 300 madde tez değil. Bana şuna kadar kullanılır. Yani o değil algoritm, K'nin bir yerde kullanılır. Yüzlerle regresiye geçerlidir. Bunun tezliği 0.2 sekundge çıkartabilir. Bu birinciden, ikinciden, sekundeki üstleri gözledim.
Request şu çünkü tez de cevap verir. Biliyor musun? Şimdi bir okulda bu nasıl alfordan scaling bridge yapmış ve tam bu tarz bir revolution oldu. Ha, ikinci modül ne yaptı? Yani comparison. Kelinga yani ilk arasında parlaştıran. Yani comparison ya, iş olayın nasıl detection ya. Bizde bu tezlikler bari bir kamlik tutuldu. Mamo, unik sen, biz için yetmez. Elastik sorca biz için yetmez. Bak bu feature'lar ile ajratış için bahsediyor ki direkt doğru. Unik doğru ve yetmez de tezi ölçü mü ki? Peki bundan hem yakışı yok geçim. Kere. Ha, bundan hem yakışı yok geçim ki kırış için nima tavsiye etken bu artistler o zaman. Bu niyet var be arkadaşlar. İyi düşündürüyor tamam bu nima ne? Oraya gerek var. Bu muammoga halisida duch kelmagansizlar. Chunki bu juda ham katta request bo'lganda yuz beradigan muammo. Bu muammo qanaqa? Memory to'lib qolishi. Xo'p, modelni qayta ishlatganlarsizda u garbage bo'ladi. Ya'ni musul yig'i xato qilayotgan. Va bu musul RAM'ning ichida to'planadi. Buni qanaqa qilib yechsa bo'ladi? Xuddi klassik yo'li bor. Chunki modelni qayta reload qilish kerak. Lekin bu xato. Nimaga? U zapros kelgandan keyin reload vaqtiga to'g'ri kirib qolsa, u garaj to'lib ketdi. Uni qayta reload qilaman desa, shuncha request tashlab olishga to'g'ri kirib qoladi. Bu mumkin emas. Ya'ni bitta requestdan bu, bitta request u 1 sekundda 100 ta request, ya'ni 1 sekund ichida bo'ladigan bo'lsa ham 100 ta request shunchaki havoga ketib qoldi. Buni boshqacha qilib hal qilish kerak. Ya'ni o'sha garbage'larni boshqacha qilib tozalash kerak. Va asosan pik vaqti bo'ladi har qanday tizimda. Katta tizimlar ishlaganda, masalan, odamlar tizimdan foydalanadigan vaqt oddiy priorit dastavka xizmatlaridan foydalanadigan vaqt asosan obed vaqti, to'g'rimi? Ko'pchilik obed paytida hamma kiradi, o'sha o'sha vaqtda ko'tarib bera olishi kerak. A boshqaroq kamroq ishlasa ham bo'ladi. Ya'ni yuzlar soniga qarab o'sishi va kamayishi kerak. Har doim 100 foiz ishlaganda bu nima qiladi? Juda ko'p ekranda rasot qoradi, birinchidan top, unga mayli top, ikkinchi daraja. Nu serverni o'zi katta nagruzka bilan ishlaganda juda sekinlashishni boshlaydi va kamchilik chiqishni boshlaydi. Xo'p, bizga avtomatik oshiradigan, ya'ni performans oshiradigan va avtomatik performans tushiradigan tizim kerak. Tushundingizmi? Ya'ni avtomatik u katta bosimga chidaydigan bo'lsa va o'zini pastroq tushirib qo'yasiz. Ana resurslardan kamroq foydalanish uchun. Bizda resurslar cheklangan. Xo'p, er modulda katta resurs kerak bo'lgan hisobga 4 ta server ishlaydi. Bitta tizim uchun 4 ta server ishlaydi. Har birida 24 ta CPU. Xo'p, nu bular dam olib turishi kerak. Ya'ni ana garbage'ni bo'shatib turish kerak. Shunda sizga CorgServe yordamga keldi. Xo'p, CorgServe nima? Bu serving system PyTorch tomonidan chiqarilgan. Bu nima qiladi? Aytganimdek, ham o'zini performansini oshiradi, ham kamaytiradi va yana bitta narsasi bor, batching degan narsa bor. Train qilayotganda batch darajasi to'g'rimi? Training deb batch darajasi. Bu nima qiladi? Kim aytadi? Batch qanday ishlaydi? Ya'ni oddiy qilib aytadigan bo'lsak, 100 ta rasm bo'ladigan bo'lsa va bizda 100 ta batch bo'ladigan bo'lsa, har 100 ta rasm bir vaqtda arrota bo'ladi, to'g'rimi? Tushundingizmi? Bir vaqtda shuncha rasmni qamrab oladi.
i shu narsani tizimga qo'shish kerak. Mana shu narsani ko'rsatib beradi. To'rtinchi ichida o'sha o'zini scale bor, ya'ni workerlar sonini oshirib tushirish va patching tizimi. Masalan, bir vaqtda 100 ta yuza uni bitta serverdan o'z ko'tara oladi. Mana shu yo'ldan aslida bizda 4 ta server bor. 100 ta server 100 ta yuza 1 sekundga javob berish. Lekin bitta server hammasini ko'tarib beradi. Mana shu orqali. Endi buni ishlashini ko'raylik. Mana biz aytdik, bizda devicelar. Devicelar va mana bu yer torch qismi. Torch mana bu qism torch qism deyiladi. Mana bu yerda o'zlar ishlatadigan tomon va mana bu yerda backend qism. Bu bilan backend ham kerak emas. Aslida. Ya'ni mana shuni o'zi hammasini tashib beradi. Bu serving modul. Masalan, sizda nechidir ming qator kod yozilgan bitta tizimlar ishlash uchun. To'g'rimi? Bitta modulni olib, uni run qilib, undan result qaytarish uchun nechidir ming qator kod yoziladi sizda uchun. Bu hammasini bitta modulga tushib beradi. Bunga bitta modul bo'ladi. .mar modul archive bo'lib ishlaydi. Keyin tasavvurni Hop. Hamma kodni ham o'zining ichiga oladi. Modulni ham, ya'ni modulni ham o'zining ichiga oladi. Va kengayib turayotadi. Xabar bo'ladi. Agar peak vaqtga kelib qolsa, o'zini workerlar sonini oshiradi, boshqa vaqtda kamayadi. Nima bo'ladi? Xo'p, buning ichida qo'shimcha blocking tizim bor, barcha modullar ko'rinishi uchun matrislar, va bir nechta modullar ishlash prinsipi o'sha aytib o'tganim, ya'ni kelgan zaproslar bitga ajraladi, bir vaqtda barcha zaproslarni aprovatsiya ketadi. Xo'p, ishlashi shuni. Xo'p, men yana bitta oson bu oson tomonini ko'rsatib beraman. Juda ham kam bo'ldi o'zi. Mana shu uchun. Xo'p, kichikroq qilib ko'rsatib beraman. Mana bitta Resnet 152 modul bor biz uchun. Resnet 152 moduli klassifikatsiya uchun ishlatiladi. Ishlab ko'rgan odam Resnet klassifikatsiya uchun ishlatiladi. Mana shu Resnetni ishlatish uchun 3 kategoriya bor. Mana shu ko'rsatib o'tish uchun 3 kategoriya bor. Custom modullar bo'ladigan bo'lsa, o'zini base hamtori bor. O'shani prosta qanaqa qilib qo'llash kerak, shuni ko'rsatib qo'ysangiz bo'ladi. Qo'ygan hammasini o'zi. Va bu yerda yaxshi tomoni, siz serverlaringizni qanaqa bo'lishligiga qarab belgilab qo'yasiz. Men aytasiz, masalan, peak bo'ladigan bo'lsa, 16 ta worker kecha ketadi, boshqa vaqtda bitta worker ishlaydi. Yoki 3 ta worker ishlaydi, yoki 4 ta worker ishlaydi. Va men san kod 500 millisekund zaproslar kelishi. Undan keyin bechga beradi. Masalan, 5 millisekund ichida 50 ta zapros keladigan bo'lsa, 50 ta zaprosni bir vaqtda aprovatsiya qilib, o'sha vaqt ichida javobni qaytarib beradi. Ishlatishi o'sha juda ham oddiy. Mana bu yerda prosta modulni ham qo'yib qo'yasiz. Ram qo'ysangiz ham oddiy. Men hozir requirement qo'yganim uchun dokerdan qo'yaman. Nima bo'ldi bu yerda? Prosta modul pazini berib qo'ydim. Qaysi kod asosida ram qilishni ko'rsatdim. Birman. Keyingi safar esa to'g'ri bo'ladi. И той сервис старт, а кайсы нәмәне фактически булды. Алло. И менә нәтиҗәне күрсәтәсезме? Мен мич бергәндә, кайсы тәртипкә кирсенә, чыгарды. Битте запрос. Инде бу запросны авансера бирәм. Кстати, бу Torch Self bizdagi barcha muammolarni yechib tashladi. Boshqacha qilib aytganda, hamma muammoni mana shuning o'zi yechib berdi. Bu yerda testni ham yechib berdi, server boshini ham yechib berdi. I va hokazo va hokazo. Va project scaling, endi bu prosta o'sib ketadi, endi ML chilar bilganidan yaxshiroq.
Çünkü köp olarakta özler işte bu işte yapıyor köp köp kolay değil mi olurlar? Katı kampanya olabiliyor bu şey. Çünkü DevOps düşünmeyi o kolay bir kıyata kampanya bir şey değil. Ve scaling bir neçe kadar vertical ve horizontal scaling. Yani vertical scaling bu session tutken serverden boş sistemi kurtarış. Horizontal scaling ise bunu bir neçte kurtarış. Yani bir neçte serverden kurtarış bu horizontal scaling. Bitti, kaçta kuşluğu şeyler yapıldı, aç bu vertical scaling var. Şimdi, numara başta ayırtıkken, sizler ki yengeli kim var? Köpçülük oranımızda işitir görüldü, doğru mu? Köpçülük işitir görüldü, okuyukkenler mi var? Hop. Zaten vacancy var. Klasik işler, ismanış. Yani, ben şu tür bir yani proje üstünde işleşmez gibi. Hafta sizde requirement'lar anlaşmıyor var mıydı? Sevgili yakışır konular mı? Değerliğine başlanır mı? Masada sen etki de. Şu, bunu resmi olduğunda kim getir kızıp olsa, kim getir haflasa, işe topçuşum ki ben primo CTO'nu kontaktını veremem. Ben görseydim. Ben ne kadar bu kadar ben kovulan kişilerin sorumlu ki. Şimdi question kısmı götüren sizden taraftan sağlık var. Ben de olsun. Tamam. Yani olduğunuz için. Bu bir yerde şunu çekiyor. Numaradan kadar işlemek değil o zaman. Numaradan bir işlemek o zaman. Ben ekleme bitti projeyi. Zaten öğrenci projeyi. Köşe var. Kimden tarafa savur bak çıkmayın. İyi bir not bu yani. Daha fazla. Yani ben şu MyID'de ekiz ilerleyen faktörlüydüm ki o kutup bir turna verdim. Ne mi? Ekiz ilerleyen. Ettim ki bir mesle moda bulunca bu her bir moda bitti neresi bir cevap verir. Mesela Fastnet modu var. Ben ekte veriyorum çünkü bu open source projeyi. Open source online modu. Open source'da olan yer Fastnet bu üç tane arası koyacak bir sırada. Digital, Digital Image, Paper Image ve Real Image. Rasımdan olayım diye ama, yani rasımla görsel de yaptım. Mesela kimde kopçalık ne yapmadı? Hatta kullanan yakışı sıfatlı bir çıkaradı. O kanada odam kanası, real mi? Hakikaten odam yok şey. Yok ya, topu aladı odam. Öşene yazın bir yerde kaldınız. Şuna arasınlar. Şimdi, demek ki, kanak havlat izledi, o aşık katıladı. Ege akor işi 100 faiz var. Kanak havlat izledi, aşık katıladı. Ha, kanak havlatlar da kıladı. O zaman zaten kurmayan havlatlar bu. Ben şey bilmiyorum bu. Bu, QA engineer. QA adını bilmezse, ben de işte, yani test var. Ben zaten kurmayan ayrım resimlerden. Bu, real mi? Yoksa, uf mu? Özüm, özüm. Size vaziyet olmayacak mı? Yani düşünceli, zor düşünüyorum ki öyle yaparız. O zaman bir yönde tümörler kaldı. Ben de özüm kendimliyor. Ve tam ekzembolları gösterdim. Yok ki, bir yok şey diyeyim. Çünkü ya kopya ekzembolları var. Rehan ne olsun? Ben özüm ayrıca olmuyorum. Onlar mı? Ulan, dersler aşağı da yaptı. Dersler aşağı da yaptı. Kim çıkardı bir şey? Noise bir kim? Kapalı kuvvet geldi. Prost siz ne detect kullanmayın? Human detection bu mu? Yani yolun işaretlerle böyle orta doğru mu anlattı? Yolun ve bir işaretlerle bir işaretlerle. Human detection, object detectionlar var. Böyle bunu detect kullanmayın. Ne mantık ya? Ne işin ya? Bu neyim ya? Üç arası bir minnoy object detection gel, object detectionlar bütmeyin. Run, noise var da Burası AI'nin arkadaşı. Şuna kadar. AI, hiç kaçın 100 proje kürsü gelişme olmuyor. Demek
Qanday demak? Qachon ishlaydi? Kirish kerak shu. Chunki u sample ish. Chunki u ehtimoliy asosda ishlaydi. Ehtimol. Qanday? Yo'q, u bo'ladi, yo'q bo'ladi. Unisdan uncha deydi. Shuning uchun ishlaydi hech qachon. Qachon? Просто кигам модулярно,
bo'yicha aytilishini ko'rsatib o'tgan bir torch script degan narsa bor. Torch script o'sha modul va kod qismini birlashtirish. Bu yerda qolgan preprocessni ham bunga birlashtirish uchun kerak bo'ladi. Torch script shu uchun ishlatiladi. Endi siz aytgan o'sha preprocess qanaqa bo'ladi? Preprocess keyin bu yerda faqat array bo'lmoq. Keyin arrayni preprocess qilyapman. Transpose associative tran array yazdı. Float yazdı, transpose yazdı ve beşli bölü. Beşli bölü bir ketti. Yok. Yol edilenler ne ispatı? Hatta prezant. Bu dengene siz istemeyen Python devletirken modulunu float yazdı mı? Endi TensorFlow için. TensorFlow bu başta barca frameworklar uchun o'zini serving tizimi bor. Ularni Toshkent misolida keltirib o'tdim, hammasi bir xil. Hujjatlar o'zicha faqat nom olamiz. Yana qanday? Agar savol bo'lmay